Arkadaşlar bakın, köftemiz fırında pişti. Çok lezzetli, çok güzel oldu. Anamın ellerine sağlık. Patatesleri, suyu da var içinde, çekti. Çok güzel bir köftemiz oldu arkadaşlar. Haydi bakalım yemek yemeye. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun bugün? Köfte bastırıyorum. Köfte bastırıyor. Kuru köfte yapacak annem bugün, patatesli. Ama biraz soslu gelen yapacak. Onu buraya koyduğumda onu koyuyorum. Annem güzel bir şekilde köftesini yapıyor. Anne, köfteyi nasıl yaptın bakalım, söyle takipçilerine. He? Köfteyi nasıl yaptın bakalım, söyle takipçilerine. İçinde sarımsak var, Evet. maydanoz var, ekmek var, yumurta var. Evet. Pul biber, karabiber, Evet, baharatlar. baharatları, yumurtanın sarısı neyse, tuz, ekmek içi böyle attık, yoğurduk. Bir gün dinlendi. Annem şimdi köftesini yapıyor arkadaşlar. Hadi bakalım takipçilerimizle birlikte herkese sevgi selamlarımızı göndeririz buradan. Anacığım bugün köftesini yapıyor. Yap bakayım anacığım. Yap bakay. Nasılsınız bakayım, iyi misiniz? Görmeyeli. Hep Ha. dün konuştuk be. Dün görüştük mü? Sen bizi görüyorlar ama biz göremeyiz ama, değil mi? Evet, onlar bizi görüyorlar. Bunlar bizi görüyorlar. Yemek yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Temizlik. Temizlik. Çamaşırları asacak duruyor, tamam. Makine durdu az önce. Onları Annem asalım. şimdi köftesini basıyor arkadaşlar. Köftemizi bassın bakayım anacığım. Güzel güzel köftemizi bassın. Onu küçük yer alalım. Yok, altı kısım bak. Kocaman. Şurada şurada ot kızar ya, burada köfte kızar ya. Patates kızar ya arkadaşlar. Benim köfte de yok. Bakın. Bunu böyle biz arkadaşlar çizeceğiz borcama. Borcama çizince tepsi de güzel bir şekilde yeme olacak arkadaşlar. Çok sulu değil. Biraz buru şekilde olacak. Annem yapsın bakalım, köftelerini bassın. Bir de kızartacağız biz bunları. Değil mi anacığım? Evet. Sosunu nasıl yapacaksın anne? Salçalı su. Salçayı yağda kavuracak anne. İçine sıcak su. Sıcak su, biraz kabarattan sonra köftelerin üzerine dökecek anne. Evet. Ondan sonra da ver fırına. Değil mi? Aynen. Ne kadar güzel. Haydi bakalım. Annem yapsın köftelerini bassın. Dağılmayan köfte nasıl olur? Kıymaya içine un, galeta unu ben atmadım. Mısır unu yani attık. Pardon, ne mısır unu be? Ekmek içi attık. Mısır unu dedem atıyormuş. Ekmek içi, yumurta, yumurtanın sarısını atabilirsiniz. Beyazını da atabilirsiniz. Önemli değil. Karabiber, tuz, değil mi anne? Evet. Maydanoz, sarımsak, soğan. Soğanı ince ince doğradım ben bunun içine. Rendeledim mi arkadaşlar? Suyunu sıkınca attı mı hiçbir tadı kalmaya. Eğer ince ince küp küp böyle çok küçük doğrarsanız içinde soğanın suyu da kalıyor. Kendi içinde ve kızırgan dışına da çıkmaya, ama ince ince doğrayacaksınız soğanı arkadaşlar. Bu da size bilgi. Ama ince. Arkadaşlar patateslerimizi alalım. Haydi bakalım arkadaşlar. Biraz kızardı. Şöyle. Alalım bakalım patateslerimizi. Anam köftesi şimdi içine açacak. Ben de şöyle alıyorum. Şöyle aldım arkadaşlar. Şimdi bunun içine köfteleri açacağız. Evet. Aldım. Tamamdır bu. Şimdi kokteyli atayım anne. Bakalım. Evet, bismillah diyelim. Kokteylimizi atalım. Evet, başladım arkadaşlar. Atalım şöyle. Kokteylimizi attık arkadaşlar. Köftelerimiz pişer arkadaşlar. İçine alır. Köftelerimiz arkadaşlar şöyle yaptık. Anamla birlikte. Şimdi kızartıyorum. Nasıl kuru köfte dolu sizlerle arkadaşlar. Hadi bakalım yapalım bir kuru köftemizi.
kırıldı ama bu. Çok kuru kofte değil. Patatesli, soslu, biberli. Güzel bir yemeğimiz oldu arkadaşlar. Tamamdır hanım, yaptı işte. Hatta şöyle basınca daha iyi oldu. Dağılmayan bir köfte. Nasıl olur? Ağzı bırakıyorum. Çok fazla da şey yapar. Ne olacak ya? Ocak kirir hani, boş böyle. Ocak kirlenmesin. Kacakları siliyorsun. Bu fazla şey olmuyor. En azından o şeyde olsun, masanın üzerinde etrafında şey yaparız. Hadi bakalım. Patateslerimiz pişti. Güzel bir şekilde yapalım. Anacığım, kız ne yaptı be? Köfte. Köfte yapmış annem. Hadi bakalım köftemizi yap. Köftelerimizi basıyor annem şimdi. Güzel bir şekilde. Kadın budu köfte yapsa anne. Yapmam ben, anlamıyorum. Niçin? Bilmiyorum ben. Yaptın da beğenmedi annem. Aslında güzel de kadın budu köfte. Yarısı pişmiş, yarısı yani çiğ köfteyle birlikte, çiğ etle birlikte yoğuruyoruz. Sonra da güzel bir şekilde oluyor aslında ama kızartıyoruz. Yumurta unavanıp. Annem beğenmemiş. Evet. Annem yapsın bakalım. Köftelerini bassın. Ben de kızartıyorum şu an. Devam. Hadi bakalım. Bitti. Bitti mi? Ana, anam bitti vallahi köfteyi basmasını. Şöyle kızartalım arkadaşlar. Şöyle kenara al. Hadi bakalım. Anam işleri yoğun. Köfteleri kızartıyoruz arkadaşlar. Dağılmayan bir köfte. Nasıl olur? Sizlerle. Kızartalım bakalım. Anne borca ver bize. Borca. Acımıyorlar. Acı mı? İşte sen ne yaptın, acıyorlar, ben bilmiyorum ki. Anne yemek yaptığı yemek acı yapmış. Bakın içeri göstereyim. Anam burada. Halim yaptı ya bir. He? Halim yaptı ya bir. He. Annemi işleri, bugün işleri başladı. Devam. Devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben köfteleri alayım bakalım. Bakın, köfteler dağılmadı. Dağılmaz. Dağılmayan köfte nasıl olur? Böyle olur. İyi yoğuracaksınız. Nasıl yoğuracaksınız? Bildiğiniz şey gibi, çiğ köfte gibi yoğuracaksınız valla. Yoğurmada çok çok şey var. Yoğuracaksınız. Yoğurma her zaman iyi olur. İyi yoğur ses. Şimdi köftelerimizi atalım. Anam sinyal diyelim. Şimdi de ne yapalım? Devam edelim. Arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın dağılmayan nasıl kabar, gördünüz mü? Gördünüz mü? Çok çok güzel. Köfte oldu. Güzel bir köfte. Deneyelim arkadaşlar. Güzel oluyor böyle. Tepsiye borcuma dizeceğiz. Üzerine sos,
Onun üzerine domates, biber. Fırına. Yalla. Haydi bakalım. Bol bol beğeni ve yorumu unutmayın arkadaşlar. İzleyelim, çevrenize önerelim. Buradan tüm değerli takipçilerim kucak dolusu sevgi selamlarını gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum buradan büyüklerimin. Bizleri izlemeye devam, bol bol yorum yapmaya devam, çevrenizi öğrenmeye devam. Sizlerle varız, sizlerle daha iyiyiz. Öyle diyoruz. Kuru köfte, patatesli, fırında nasıl olur? Sizlerle. Kuru köftenin bir değişiği bu versiyonu. Fırın köfte diyelim. Anacığım, köfteler kızarıyor anacığım. Evet, canım bak, patlıcan bakacağım. Hadi bakayım ne? Bak bakayım, böyle yoğunsan. Şöyle güzel köftelerimizi, patateslerimizi kızarttık arkadaşlar. Bugün fırında patatesli köfte yapacağız arkadaşlar. Fırında patatesli köfte nasıl olur? Sizlerle. Anam yemeklerin ustası. Yine yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyor. Ne yapalım? Bizler de böyle bir günümüzü sizlerle birlikte paylaşıyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Bugün Min'de fırın köfte değil mi anne? Evet, pilav var. Pilav var. Fırın köfte var. Tarhana çorbası yapmıyoruz mu? Tarhana çorbası yapacağız arkadaşlar. Güzel. Öyle. Güzel mi güzel? Bugün menümüz arkadaşlar. Buradan bizleri izleyen değerli takipçilerim, abalarım, abilerim. Selamlar gönderiyoruz buradan sizlere. Çok çok selamlar gönderiyoruz. Bişti bu. Bişti mi? Evet. Hadi bakay. Anne sen de Bursa'da Çiğdem var. Senden selam iste ya. Kim? Çiğdem. Selam. Evet, Bursa'ya selamlar buradan. Herkese selam. Haydi bakalım. Şöyle. Güzel. Selamlarımızı gönderdik. Anam buradan. Yemeğimizi de yapıyoruz. Köftemizi de attık içine. Anama yardım da ediyor. Anacığım. Başladı mı? Başladım. Evet arkadaşlar, annem patatesini, köftelerini koy aralarına. Hadi bakalım, yap bak anne. Nasıl olacak bu? Böyle oluyor arkadaşlar. Bakın. Annem patateslerini koyuyor. Üzerine iki patates koyabilirsin anne, patatesleri aldıramazsın. Heh, koy aralarına anne. Ne kadar güzel bak patateslerini. Şöyle aralarını koy patkelerini anne. Güzel güzel köftelerini koysun annem. Şöyle çekeyim ben. Bakın. Tezgahın üzeri dolu. Karışık. Bugün karışık. Tezgahın üzeri dolu. Kovan köfte kenarı da ha. Şöyle arasın koy anne. Ha. Köfte güzelmiş anne. Kasabamız güzel. Evet. Şöyle koyalım anne. Kasabamız çok iyi ya. Tabii kasaptan çok faktör var arkadaşlar. Haydi bakalım. Anam köftelerini kumaya başladı. Oo. Patatesleri, köftelerini. Kovan köfte koy. İki köfte koy. Köfte de aldıramazsın. Borcama koyuyoruz arkadaşlar bakın. Gördüğünüz borcama tepsiye koyuyoruz. Annemin spesiyeli yemeği bu. Değil mi anne? Evet. Evet. Takipçiler bir şey öğreniyor musun buradan? Takipçiler yaparlar. Bize bak. Bakarak bakıyor. Ona kendileri yaparlar zaten de. Yaparlar zaten. Ha, yapamayanlar da bizim dememiz gerek yok. Ha, ama isteyelim ama senden anne. Tabii Şavak teyzemizden, Şavak Hanım'dan olsun biz yapmaya çalışırız diyorlar. Ne yapacağız? Annem bugün ne yapıyor? Bugün annem fırında patatesli köfte yapıyor arkadaşlar. Güzel bir şekilde annem yapıyor. Anamın ellerine sağlık. Tarhana çorbamız var. Patlıcan yemeğimiz var. Bugün paşa ne de garna çıkmıştı annem. Şimdi bu üzerine domates koyacağız. Biber var orada. Üzerlerine koyacağız arkadaşlar. Haydi bakalım. Çok güzel oldu. Dize dize koy anne. Patatesleri aldırmasaydı. Yetirim köfte yetici fazla geliyor. Hah, koy anne. Fırın köfte arkadaşlar. Patatesli fırın köfte. Hamurcu teyze. Arkadaşlar sizler nasılsınız bakalım? Ne yapıyorsunuz? Günlük vloglarımız nasıl? Sor bakalım anne, sen sor. Nasıldı? Sor bakalım anne. Sesi duymayla. Güzel.
Beni? He. Kulübün ne yapsın? Bizi seyrediyorlar. Evet. Bizi takip etmeden dövmediniz. Evet. Bak biz yapacağımızı yapıyoruz. Yapacağımızı yapıyoruz yeğenem. Evet. Yapacağımızı yapıyoruz yeğenem. Güzel şekilde yapalım. Afiyetle inşallah yürüz. İnşallah. Torunlar ne yapıyor torunlar anne? Torunlar yaramaz biri be. Fasa inek inek de ya. İnek inek de ya mı? Rahat olmayı beni. Sen daha kurtulmam dedi. Eyvah. Oğlan kaynağı anneme. Aslında çok uslu. Kaynağı yani. Hayvancı yaramaz. Hayvancı. Hayvancı evet. Abi. Bak kodu, paşaya kodu ver hemen. Kime? Paşaya. Ver bakalım şunu. Heh. Dur. Paşa gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel. Hadi bismillah. Al oğlum. Ye. Hadi bakalım. Ha paşa yedi. Evet arkadaşlar bakın şimdi bunun üzerine domates, biber. Biberleri açalım anne. Annem dondurucudan çıkardığımız biberlerini koydu arkadaşlar üzerine. Değil mi annem? Bunlar dondurucuda çıktı biberlerimiz. Evet. Kış günü bu, yaz günü koyuyoruz. Evet. Bahçede. Kış günü koyduğumuz biberlerimiz. Biberlerimiz arkadaşlar. Getir. Şimdi domates de koyacak. Yeşil biber asla koyabilir bak. Biber güzel oluyor. Oo. Hmm. Şimdi domateslerini koyalım arkadaş. Annem koyacak şimdi üzerine. Doğramıştım ben domateslerini ama. Bunlar da çarlı sütü ama ne biber oluyor da salçalık biber deriz biz buna. Salça oluyor bu biberden. Ha, şimdi annem şöyle düzüne düzüne koy. Şöyle iki düzüne koy. Şöyle sıra sıra gel. Hmm. Çok biberle düzen kapatmayın anne. Biberle kızarmaz da. Ha. Aralarını aralarına koy. Ha. Şuraya da koy. Heh. Olsun olsun dursun adam. Onu da koy ortaya. Oo, tamam. Anacım elleri sağlık kız. Aferin olsun. Sarımsakların doğruyor üzerlerine arkadaşlar. Yeşil sarımsağımız doğruyor annem üzerine. Siz sarımsakla atabilirsiniz. Bizim sarımsağımız olmadı. Yani kuru sarımsak bitti. Bitti. Bizde bahçede yeşil sarımsak var. Onu doğruyoruz üzerine. O da çok lezzetli yapıyor arkadaşlar. Aroma veriyor. Tamam. Bol bol doğrayabilirsiniz. Tamam anne. Ne kadar güzel. Bakayım. Oo, doğru doğru anne. Sarımsak güzel. Tamam. Tamam diyenler. Şimdi sosunu yapalım arkadaşlar. Hadi. Salçalar burada mı anne? Şimdi sosunu arkadaşlar kavuracağız. Evet arkadaşlar şu an salçamızı kavuracağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Salçamızı kavuralım. Anam da burada yemeğini yapıyor. Çorbasını yapıyor. Ben de buradan salçasını kavuruyorum. Yoksa yetişemeyecek. İşleri var çünkü annemin biraz. Haydi bakalım. Çatır çutur hediye. Bir şey doğmuş mu ki? Bilmiyorum ki. Evet şimdi annem yapsın bakalım yemeklerini. Arkadaşlar salça sosunu kaynatıp kavurun. Sıcak su vereceksiniz ama sosu kavurun değil mi anne? Evet. Sosun şeye gitsin. Kokusu gitsin. Salçayı kavurun. Sıcak su vereceksiniz içine. Şimdi burada bakın kuaftemiz. Şimdi sıcak su verelim şeyimize, kettle'ımıza. Şurada dursun bakalım. Anacığım kaşığı alacak mısın oradan? Güyelim sen mi güyeceksin? Ne yapacağız? Benim kaşığı koyup sonra. Ama kaşık düşer mi içine? Düşmez. Hadi bakalım bismillah diyelim. Kettle yansı yukarı. Ha. Aç. Çalışmıyor mu anne? Çıkarma kulağı. Ha. Su kort atmamış ana. Kettle'ımıza suyumuzu koyduk. Yeter mi bu anne? Yeter. Çekiyor ama. Çekiyor evet. Ha. Köftemize tamam. Suyu yeterli. Bunu koyalım. Şimdi çorbanın içine su koyacağız. Haydi bakalım. Nereye bakalım? Bak bak yerine. Ben anama yardım ediyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Heh. Bakın böyle gördüğünüz gibi bir köftemizi yapıyoruz. Şöyle etrafı silverem şöyle. Heh. Şöyle. Köftemiz burada arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel kokuyor. Sarımsağını doğru. Hani uzattık mı üzerine? Yok. Üzerine uzatalım mı? Şey sosu vardı ama yetmez bunun sosu şeyi. Atalım isterse. Az tuz atalım bunun üzerine. Şöyle sepeliyorum arkadaşlar. Domatese de ezülle ta iyi bir şeyle yani. Sebzelerin üzerlerine tuz. Salça da var ama.
kalitede de var. Olsun, burada olsun yani. Tamam. Şimdi bunun üzerine sosu dökeceğiz arkadaşlar. Sosumuzu döktükten sonra güzel bir şekilde fırına verelim. Bakın burada sos kaynar. Kaynasın. Kavurduğumuz salça, şimdi su attık. Gördüğünüz gibi kaynıyor arkadaşlar. Her şeyin bir usulü var. Mutlaka atabilirsiniz, soğukla öğütle atabilirsiniz de böyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Böyle daha güzel oluyor. Deneyebilirsiniz böyle arkadaşlar. Böyle deneyebilirsiniz. Böyle çiğ dadı vermeye yani size. Çiğ dadı vermeye. Şöyle. Bakın. Gördüğünüz gibi. Şimdi üzerine annem dökecek bunu. Haydi bakalım. Paşa nerede paşa? Paşa! Paşa! Ne yapıyor oğlum? Ne yapıyor? Paşa geldi. Hadi bakalım. Atalım mı anne fırının şey içine? Şöyle sosu dökelim mi? Haydi bakalım. Getirirsen sen bir şey sosu. Hadi bakalım. Hadi bakalım hocam. Dök bakalım sosu. Haydi bismillah. Anacığım. Güzel oldu. Güzel döktü. Çok güzel oldu yahu. Ustasıyım çünkü. Ustası mısın? Hmm. Ben senin hamur işlerini biliyorum usta. Hamur pepecerim Ömer. Aa, yapıyorsun, ekmek yapıyorsun ya. Ekmeği yapıyorum. Ha. Yükü açamıyorum. Yükü açırsa yeter anne. Evet, ne kadar güzel bak. Yeter mi? Ben de bilmem. Bak, şöyle baksana. Patates su çekiyor ama. Yeter. Hmm. Evet arkadaşlar. Vallahi annem yaptı. Bakın. Çok lezzetli, çok güzel guskiya. Afiyet olsun bizlere. Ne kadar güzel, ne kadar hoş oldu. Anne fırındaki şeyi pişmiş mi? Pişmiş. Ha, evet arkadaşlar bakın. Çok da lezzetli. Çok güzel bir biberimizi de üzerine koyduk. Şimdi bitsin. Anacığım. Hı? Nasıl bakalım, göster şöyle takipçilerine. Ooo. Fırın köfte. Evet. Fırın köfte nasıl olur? Böyle olur. Hadi bakalım anne. Fırına gitsin. Evet. Fırına gidiyor arkadaşlar. Anama açayım şöyle kapıyı. Haydi bakalım anacığım. Annem fırına versin. Ha, paşanın kanını döveceğiz. Ay, bilmiyorum ki. Torunla var. Naruş ayağında. Naruş ayağında. Torunla var yanında. Ne yapsın Nari abla? Annem fırını koysun bakalım. Hadi bismillah. Haydi bakalım. Fırına gitsin. Buradan şöyle göstereyim sizlere. Fırın köfte, patatesi. Bizim doğulumuz böyle. Annem akşamdan yaptığımız kabak böreğimiz. Şimdi ısıttık. Güzel oldu. Paşa da bakıyor. Ki. Ah paşa. Tamam annem şimdi koyuyorum diye. Hadi bakalım koy anne. Elleri sağlık. Bir şaka anne gösterir takipçilerimize. Evet, dışarı göstereyim arkadaşlar sizlere. Dışarısı çok güzel. Bakın. Günlük günistanlık dışarısı. O kadar güzel ki. Vallahi anne sıcak dışarısı, çok sıcak. Arkadaşlar şu an öyle bir sıcak var ki nasıl anlatayım ben size? Sanki Temmuz 15. Orazım da burada. Arkadaşlar benim gaza çıkmadılar. Benim anlayamadım ben. Belki çıkmayacak herhalde. Yavrular çıkmadılar. Gaza doğru yatmadım mı acaba? Bilemedim şimdi. Şöyle size çekeyim bu bloğu. Evet. Haydi bakalım. Biz devam edelim işlerimize. Bakalım daha neler yapacağız arkadaşlar. Anne. Marul var yıkanacak diye annem. Hadi koyayım marul da yıkayalım. Ben marul yıkayayım. Gerçekten hava çok güneşli. Haydi bakalım.
Paşamızın keyfi yerinde. Paşa. Uşa. Yat bakalım burada. Güneşi gördüysen bir rahatladı değil mi? Ah oğlum benim. Paşa. Buradan takipçileri selamla bakalım. Paşa. Alo. Ah bu da bir can. Bu da bir insan. Ne yapsın bakayım nasıl yattı. Yattı değil mi? Gerçekten. Ağaçlar uyandı. Bakın. Bunları daha gar vurmasaydı daha bir yeşil oldu burası. Gar ayaz vurdu. Gerçekten havala. Şey. Trende geçiyor. Nurhan abla bak tren geçiyor. Karabük yönüne gidiyor arkadaşlar tren. Karabük'e selamlar. Ayrı bir renk. Renk geliyor değil mi radyoda? Bakın erik ağaçlar uyandı. Erik ağaçlar uyandı. Hani erik ağaçlar uyandı ya. He? Çiçek açtı ya. Vallahi bakın. Erik ağaçlar çiçek açtı artık sonunda arkadaşlar. Bakın. Erik ağaçlarımız açtı sonunda. Çok güzel oldu. Bakın ne güzel. Günlük güneşlik bugün hava. Haydi bakalım biz işlerimize devam. Bağrımı duyuluyor. Haydi bakalım. Bu an bugün çorba yiyor. Tarla çorbası yiyor. Afiyet olsun bakay. Közde pişmiş bu közde. Ne közü bu ne közü. Bak kusacağım ağzım yanıyor. Bu seni Allah Allah tüh be. Bu bugün közde pişmiş de. Isıttık ısıttık bu. Karabiber vereyim karabiber. Ne? Karabiber yok mu be? Al karabiber. Karabiber. Haydi bakalım. Anam da geldi. Anacığım. Ellerine sağlık. Haydi bakalım. Annem de işleri yaptı bugün. Köftemizi yaptı. Hemenizi yaptı. Bu anda şimdi iyi ya. Haydi bakalım yuva. He? Paşa nerede? Paşa evinde. Onu kanlı uyuduk mu? O da evinde. Gelip gidiyor paşa bizim. Öyle gidiyor. Alim şeyde, peşinde burada bak. Alim şeyde, hacı amcaya bakıyor bugün. 2-3 hacı amcaya bakacak. Geldi mi şey ya, alim? Bilmiyorum, geleceğim diyordu. Bilmiyorum ki. Anasın ki. Hasta geliyor. Ben bir şeyler yedim dedi o. Bu Bart havalı nasıl? Değil mi? Aynen öyle. Öyle mi? Bizden yememizi yiyin arkadaşlar. Günlük işe devam edelim. Kısa bir vlogumuz gibi sizlere. Buradan takipçilerine selamlar gönderelim. Bu sen ne diyorsun takipçilere? Bak senin sesin duymuyor ha. Bugün amca rahatsız gibi diye daha. Selam selam. Yorgun akşam, yorgun. Akşam çalıştığı için babam beton mediler. Yoğundular. Gelmedi babam akşam. Biraz yorgun. Ana sen ne diyorsun? Görüşürüz. Yemekleri yaptık. Her şey bitti. Şimdi de yemek mezgalı. İyi. Görüşürüz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Şimdi yumurta toplayalım bakalım. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Bakın şurada. Kaç yumurta varmış burada? 2 4 6 7 Evet. Tavuklarımız yumurtaya gelmişler. Maşallah. Maşallah diyelim. Hadi bakalım. Maşallah bizim tavuklarımıza.
yumurtaya gelmişler. 7 burun aldık. 3 tane ahır da varmış. 10 tane arkadaşlar. 10 tane yumurtamızı aldık. Yemeğimizi yedikten sonra. Paşamız da burada bekliyor. Paşa. Siz sabiyor değil mi? Annem siz sabahkan bekliyor arkadaşlar öyle. Pamuk. Kızım annem bekliyor. Diğerleri de orada la. Annem de orada. İnanın sabiyor. Öyle gidiyor. Haydi bakalım biz yumurtalarımızı toplayalım. Paşa bak inen saviyalı oğlum. Biz yemeğimizi yedik. Şimdi hayvanlarımızı doyuruz arkadaşlar. Sıra hayvanlara da. Değil mi anne? He? Sıra hayvanlara değil mi şimdi kanlı uçaklar hayvanına? Buzala kanlı uçaklar şimdi. Bakın pamuk kızım. Bu da süt bekliyor bak paşa da süt bekliyor. Dur bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Buzağımız da annesinin evsi. Bakın annesinin evi ya. Kanı çıkmış kanı. Garip. He? Kanı çıkmış kanı. Hadi bakalım gidelim ineklerimizi alma. Kapımızı örtelim. Hava baksana bulutlardan ne? Yağmur. Yağmur değil mi? Evet arkadaşlar iyi ortanın üzerine. Şimdi arkadaşlar. Bakın ya. Bugün sabahleyin üzerine düşüyor ama rüzgarda. Bugün hava nasıldı arkadaşlar? Güneşliydi ve şu anki havaya bakın. Yağmur geliyor değil mi anne? Ne yapayım ben? Ya vallahi yağmur geliyor. Kazara beni deliriyor vallahi bakacak. He? Bostanlara girmek için bir ay var tam anne. Samet yarın bak. Hadi bakalım. Yapakın altını yesek o böfmüş ederken. Öğretsin. Arkadaşlar kendinize iyi bakın biz ineklerimizi almaya gider. Görüşürüz. İnekler almaya gidiyorum. Görüşürüz manacığım. Haydi bakalım arkadaşlar. Anlamam ben. Şimdi şunu şuraya koyayım. İneklerimizi almaya gidiyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Herkese mutlu bir günler diliyorum. Mutlu hafta ortası. Herkese sağlık, sıhhat, huzurlu günler arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Biz gider inekleri alma. Teşekkür ederim izlediğiniz için arkadaşlar. Anam benden önce gidiyor. Paşa da gidiyor yanında. Yollara düştük yine. Bakın. Haydi bakalım. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.